darbelerin çok sık karşılaşıldığı ülkelerin hemen tamamına yakınının gelişmekte olan ülkeler olduğunu ya da az gelişmiş ülkeler olduğunu düşünürseniz, darbelerin nasıl ekonomik gelişmeye de engel olduğunu çok açık bir şekilde görürsünüz. Yine demin ifade edildi, yaklaşık darbelerle karşılaşılan ülkelerin önemli bir kısmında kişi başına gelirin 2000 doların altında olması da tesadüf değildir. Demek ki ekonominin gelişmesiyle demokrasinin gelişmesi de eş zamanlı olan meselelerdir ve birileri, bunlar o ülkenin içinden olan güçler olabilir, o ülke üzerinde emelleri olan, o ülkeyi sömürmek emelleri olan bir takım dış güçler olabilir. Demek ki ülkelerin ekonomik gelişmesini, ileriye gitmesini istemedikleri için de darbe mekanizmasını devreye sokuyor, darbecilerin önünü açıyorlar. Bir çırpıda onlarca örneği sıralayabiliriz ama herhalde bunu anlatmaya bile gerek yoktur. Demokrasi ile ekonomi arasındaki ilişki son derece açıktır.